Rıfat. Bitti galiba. He? Toplantıya gidiyoruz da bu Fuat Bahtiyar'a kan gösterirse ne yapacağız? Ha? Ya bayılırsa orada? Nereden bulup kan gösterecek Anıl? Sen de her şeyden huylanmaya başladın. Abi zaten ben kan görünce bayılmıyorum ki aslında. Kan gördüğümü düşününce bayılıyorum. Düşünme o zaman. Nasıl düşünmeyeyim abi? Kan görünce sanki benim kolumu kesmişler. Ilık ılık benim kanım akıyor diye hissediyorum. Sonra her yer karanlık. Tamam işte tamam. Yani sen kanı görünce başka bir şey düşün. Başka şeylere odaklan. Yani ne bileyim. Saçma sapan ne varsa aklına getir lan işte. Kırlarda çiçekler açmış. Ben Aylin'imle dolanıyorum. Kuş sesleri, güneş tam tepede. Aylin'in elini tutuyorum. O da nesi? Ormandan bir ayı geliyor. Aylin koşup bana sarılıyor. Aşıklarla boy ölçülmez deyip pes ediyor ve ormanın derinliklerine kaçıyor. Aylin bana kahramanım diyor, sarılıyor, öpüyor. Fuat! Kes ulan şu kepazeliği. Şimdi senin gırtlağını keserim. Rıfat'ı kan tutup tutmadığını o zaman daha iyi test edersin. Gördüğünüz gibi Rıfat'ı kan tutmuyor. Bu yalanı düşmanlarının uydurduğu ortada. Rıfat, sen niye bunun asılsız olduğunu daha önce söylemedin bize? Ben... Düşmanlarımın kim olduğunu görmek istedim baba. Gördüm de. Güzel. Rıfat düşmanlarını aklayarak yere düşen itibarını tekrar ayağa kaldırmıştır. Dolayısıyla bugün toplantıda Rıfat hakkında vermiş olduğum kararların hükmü yoktur. Adalet isteyen herkes önce kendi adil olacak. Haksız yere benden kelle isteyenin kellesini kopartın. Haklısın Aytekin abi. Bilip bilmeden ahkam kestik. Kusura bakma Rıfat baba. Bilemedik. Çıkın. Fuat. Ben kaldım.